Aks ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Günaydın Anadolu programının ikinci bölümüyle birlikteyiz. Programımıza bir ara verdik. Satranç öğreniyorum bölümümüzü sizlerle buluşturduk. Bundan böyle her gün değerli isimler bizlere farklı konular hakkında bilgilerini sunacaklar efendim. Onun hatırlatmasını da yapalım. Yarın da fotoğraf kursu bu ekranlarda olacak. Fotoğraf dersi sizlerle buluşacak. Bugün stüdyomuzda efendim değerli bir isim yine bizlerle birlikte. Sizlere bahsetmiştim özellikle bayanların dikkatini çekecek olan bir konuyu konuşacağız bugün demiştim. Bir kuaförü ağırlıyoruz bugün. Saç bakımı, makyaj, saç renklendirme, cilt bakımı gibi konular üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu işe yıllarını vermiş bir isim şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte Sayın Hasan Bişkin'i ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz öncelikle kırmadığınız Ya. davetimizi. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz programımıza. Sonrasında dediğim gibi saç üzerine, makyaj üzerine, cilt bakımı üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle Hasan Bişkin kimdir? 1962 Alaçam doğumluyum. Babamın mesleği veterinerlik olduğundan dolayı uzun yıllar işte Türkiye'nin belli illerinde görev yaptı. Biz de onunla birlikte gezmeye devam ettik. Ama kuaförlüğe başlangıç yerim Konya. Konya'da başladım. Daha sonra askere gittim. Daha sonra askerden sonra da yurt dışına gittim. 1985'te de memleketim olan Samsun'a döndüm. Ve şu anki bulunmuş olduğumuz salonumuzu açtık. Evet. 85'ten bugüne devam ediyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız diyoruz. Evet. Peki şu ilk çıkış noktasını isterseniz birazcık açalım. Konya'da başladım bu Evet. mesleği dediniz. Babanızın işi dolayısıyla Evet, oradaydınız. evet, Nasıl oldu ilk adım? Nasıl karar verdiniz bu mesleği yapmaya? evet. Şimdi zaten ben okuyordum. Okuduğum için de yaz tatillerinde bir en azından meslek seçmem gerekiyordu. Boş sokakta gezmekten ise ama bizde işte o zamanlar tabii kuaför olarak geçmiyordu, hep berber olarak geçiyordu. Benim abim de aynı mesleği yapmakta, benim büyük olan abim. Onun sayesinde işte hafta sonları, yaz tatillerinde salona gidiyordum. Bu şekil işe başlamam oldu ve bu şekilde kuaförlüğe devam ettim. Hem okudum hem kuaförlüğü yaptım ama daha sonra okumanın yerinde kuaförlüğü seçmekte karar kıldım. Ama işimi çok seviyorum, mesleğimi. Sevdiğim için de bugün gerçekten mutluyum. Ha bazen hep şunu söylerler, hiç okumadığın için pişman değil misin? Hayır, pişman değilim. Çünkü okumak da bir işti. Mutlaka bir meslek sahibi olacaktım, bir işgüdü sahibi olacaktım. Ama bu da benim için bir iş. Şu anda zaten değil mi, kuaförlük üzerine de eğitimler Tabii. veriliyor okullarda. Böyle Tabii. bir noktaya da gelindi. Belki o zaman böyle bir durum yoktu ama Yoktu. şu anda eğitimler de veriliyor. Aynen. Şimdi zaten bize çırak olarak başlayan bütün öğrenciler ilk etapta okula gidiyor. Okula kayıtını yaptırıyor. Haftada bir gün okula gidiyor. Diğer günlerde salonda uygulamalı olarak eğitim alıyor. Evet, staj görüyorlar bir Tabii anlamda sizin staj. Aynen. yanınızda, değil Staj mi? görüyorlar. Daha önce mesela ben de yurt dışında çalıştığım yıllarda orada da öyle okuldan. Ama okulda okumanın tabii ki çok büyük avantajları var. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Çünkü bizim teorik bilgilerimiz, pratiğimiz daha geniş ama onların da teorik bilgileri bize göre daha geniş. Mesela pratikte onlar bize göre daha geride, mesela okuldaki okuyan. Evet. Avrupa'da bu şekilde devam ediyor. Orada ilk etapta meslek liselerinden başlıyor. Ama bizde meslek liselerinden de bizde şu anda bizim gibi kuaför salonlarında öğrenciler başlıyor ve daha sonra haftada bir günde okula gidiyor. Ha haftada bir gün okul yetiyor mu, yetmiyor mu? Bu bir tartışılabilir ama bana göre yetmiyor tabii ki. Evet, geç kalınmışlıktan da Aynen. sanıyorum değil mi? Bahsedebiliriz bu konuyla Aynen. ilgili Tabii tabii olarak tabii. ülkemiz açısından. Tabii daha önce mesela biz kendimiz salonlarda usta ve çırak ilişkileriyle yetişen kişileriz. Bizim dönemlerimizde ben 1973'te bu mesleğe başladım. Evet. O dönemlerde biz spreyimizi, ondire ilaçlarımızın birçok şeyimizi kendimiz yapıyorduk zaten. Evet, değil mi? Çünkü Çok büyük bir yol kat edildi o tabii. yıllardan bu zamana Tabii ama kadar. şimdi artık firmalar zaten hepsi var. Firmalar zaten üretiyor. Biz hazıra konuşuyoruz. Şu anki genç arkadaşlarım bize göre çok şanslılar. En azından bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmiyorlar. Evet. Peki o yılları isterseniz birazcık daha anlatalım bizleri izleyenlere. Nasıldı? Tabii. Nasıl bir işleyiş vardı? Bu meslekle ilgili bakış açısı nasıldı? O dönemlerdeki mesleğimize bakış açısı bence daha güzeldi. Çünkü en azından hakikaten bir kuaför dediğiniz zaman çok saygıyla
alınan bir meslekti. Bana göre hala mesela yurt dışında böyle ama Türkiye'de bu saygınlığımızı yavaş yavaş yitirdik. Çünkü neden yitirdiğimi söylerim. Birçok dalda bizim meslektaşlarımızın birçoğu daha işi bilmeden bizim yanımızda biz bir fönü bile ona vermeye korkarken 3 gün sonra salon açabiliyor. Buradaki bir boşluk var. Halbuki bu boşluğu bir şekil hakikaten kapatılması lazım. Örneğin Avrupa'da mesela bir kuaför salonu veya bir başka meslek dalında salon açacağınızda dip dibe bir salonlar kesinlikle asla açılmıyor. En azından 700, 800, 1000 metre sağında solunda ikinci bir meslek grubu yok. Bizim bunları da yapması gereken bizim vekillerimiz. Bunu Ankara bunu yapması lazım ama bunlar da bu konuya değinmiyorlar ne yazık ki. Rekabet olayı şartlar bir, sağlanmalı. Bakın şimdi şartlar sağlanmalı. Rekabet güzel bir şeydir. Ben bunu açık ve net söyleyeyim. Hiçbir insan tek başına bir işi yaparsa başarılı olamaz. Rekabet varsa başarı vardır. Evet. Çünkü ben rekabet ettiğim insanı tanımalıyım ki ben onun üstünde olmak için çalışmam gerekiyor. Eğer rekabet olmasa o zaman sadece kara düzen gitmiş oluruz. Burada da çok başarılı olacağımıza inanmıyorum. Rekabet olacak ama rekabetin de hakikaten işi bilinçli olarak rekabet yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Ben bundan yanayım. Bunun için de bütün Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük görevler düşüyor. Hatta biz bunu milletvekilleriyle, bakanlarla bir araya geldiğimiz zaman böyle söyleşilerde bunları biz hep söylüyoruz. Belediye başkanlarımıza aynı şeyleri harikulade söylüyoruz. Bu konuda bize İstanbul'da ben aynı zamanda ben çok birçok yarışmalara katılan kişiyim. Yarışmalarda konuk olarak katılıyorum, yarışmacı olarak katılıyorum. Bunları özellikle belediye başkanlarımıza, vekillerimize anlattığım zaman bu konuya en güzel duyarlı olan, hakikaten ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da Mustafa Sarıgül de benim görüşümde, aynı görüşte ve aynı düşüncede olan insanlardan bir tanesi. Bütün belediye başkanlarının da bunu yapması gerektiğine inanıyorum. Şimdi maliye şunu söylüyor, ben diyor herkese diyor, kim ne yaparsa yapsın bana bildirdiği zaman ben diyor açılış veririm diyor. Halbuki ise şu anda bizim mesleğimizin içinde daha belgesi olmayan birçok arkadaşımız var. Evet değil mi? Bu evet. Vahim bir durum ne yazık ki. Ben şimdi örneğin en basiti ben bir doktorluk yapmıyorum. Bir polislik yapamıyorum. Niye? Bunların yapmam için bu dalda okumam ve eğitim almam gerekiyor. Veya bir başka dalda mesela örneğin en basitini söylersek şoförlük ehliyet olmayan bir şoför olmuyor. Kanun her türlü cezayı sana veriyor. Ama bizim mesleğimizde senin diploman yok, belgen yok, sen bu salonu açamazsın deyip böyle bir sorun, böyle bir ceza verilmiyor. Evet, böyle bir boşluk var. Boşluk var. Mesela oda başkanlarını suçluyorlar. Ben oda başkanlarına kendim de daha önce yönetimde görev yaptığım için oda başkanlarının bu konuda hiçbir yetkisi yok ki. Yok yani. Böyle büyük bir yetkisi yok. Bence verilmeli. Kimse hakikaten evranı hazırlamadan, gerçekten bu işi bilmeden bence hiçbir meslek grubunda açılmamalı diye düşünüyorum. Evet. Haksız bir rekabet ortamı. Evet. Haksız bir rekabet. Meslekle ilgili kötü bir durum ortaya evet. çıkıyor sonrasında. Şimdi ben de var mesela çalışan birçok sigortalı var. Benim dediğim arkadaşlarımızın yanında bir tane sigortalı yok. Kendi bağkurunu bile ödeyemiyor. Evet. Ve bu şekilde salon açıyor. Niye açıyor? Sırf işte sana, bana rakip olmak, seni, beni parçalamak amacıyla. Bunların doğru mu? Değil. Ha bunu müşteri seçiyor. Mutlaka seçiyor. Ama seçiyor ama seçene kadar da diğer esnafın hakikaten canı yanıyor. Üzülüyor. Örneğin bizim resmi olarak örneğin bir fönü 15-20 lira yapmamız gereken adam diyor ki 3 lira diyor. Adam işi bilmiyor ki zaten. Evet. Tabii ki yapar. İşi bilmiyor. Çünkü adam sadece açmış. Bir koltuk koymuş, bir tane ayna koymuş duvara. Bu şekilde bir kuaför salonu yok zaten. Olmamalı. Çünkü kuaför salonu dendiği zaman bir kere her şeyden önce hijyenik olmalı. Biz bunların hepsine, işte salonlarımıza siz geliyorsunuz. Ne kadar önem verdiğimizi, ne kadar dikkat ettiğimizi. Bir havluyu bile biz ikinci bir müşteriyi kullanamıyoruz. Ve havlularımız da renkli de değil. Hepsi beyaz. Evet. Değil mi? Müşteri de zaten bunu görebiliyor mutlaka ki. Mutlaka. Bunları gören müşterimiz var, göremeyen müşterimiz var. Çünkü adamın evinin yanında, yakın evinin altında, aynı sokakta 15-20 tane salon var. Böyle bir, hakikaten olması mümkün, olmayan şeyler. Ama bizde oluyor. İnşallah ben hep Avrupa Birliği projelerinin bir an önce
devreye geçmesini istiyorum. Geçtiği zaman inşallah bunların hepsi düzelecek. En azından gerçekten bu işi yapabilen insan yapsın. Evet. Ki ben size hizmet veriyorsam hakikaten hizmet veren insan ayakta dursun. Hizmet veremeyen durmasın. Adamın kendine hayrı yok ama salonuna giriyorsun. Bugün denetimlerde işte Sağlık Bakanlığı'nın veya belediyenin denetimlerinde. Evet, hijyen de çok önemli değil mi bu meslek için? Çok önemli için? Ama bunların hiçbirini bulamıyorsun. Adama sadece ithal etmekle kalıyor. Ve çok da bunu araştırabilen veya yapabilen kimse de yok. Evet, cezai bir yaptırım da sonuç olarak almıyor. Değil, ne yazık ki değil. Evet, böyle bir yani bunların bence düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Hakikaten yapılması gerektiğine inanıyorum. Olması gereken de bunlar zaten. Olmalı. Ama belediye başkanlarımıza da burada da hakikaten çok büyük görevler düşüyor. Milletvekillerine çok büyük görevler düşüyor. Seçim öncesi. Evet. Herkes farklı bir vaatlerle geliyor. Daha önce kapısına çok zor gittiğin insanlar bile bugün rahat seninle tokalaşabiliyor. Keşke hep böyle olsa. Ben mesela Hollanda'da kaldığım zaman ki yıllarda şunu hatırlıyorum. Ben Büyük Millet Meclisi'ne elimi kolumu sallayarak giriyordum. Evet, değil mi? Hiç kimse kalkıp da yanlış yapan zaten cezasını zaten çekiyor. Ama onlar da böyle bir olay söz konusu değil. İşte biz istiyoruz ki vekillerimiz de olsun, başkanlarımız da hep birlikte olalım. Çünkü biz bu halkın parçasıyız. Biz bu halkız. Yani halkın ne kadar bu içinde olan insan olursa bence o kadar başarılı olduğuna inanıyorum. Evet. Ve olacağına inanıyorum. Evet, geçmişten günümüze teknolojik anlamda gelişmeler olduysa da ne yazık ki bazı olumsuz gelişmeler de olduğunu görüyoruz ki bu meslekle ilgili aynen. olarak. Aynen, katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Peki, yaz ve kış ayrı ayrı bakım gerekiyor saça biliyoruz evet, ki. Evet. Yazın deniz, güneş etkiliyor, kışın soğuklar etkiliyor. Ne yapmalıyız? Öncelikle kıştan başlayalım isterseniz. Evet. Standart bir saç bakımı nasıl olur kışın? Şimdi şöyle bir şey. Ben şuradan bir örnek vereyim. Örneğin hepimiz hastalanıyoruz zaman zaman. Ama eczaneye gidip ilaç almıyoruz. Ama ilacı eczaneden alacağız. Ama gidiyoruz ne yapıyoruz? En azından rahatsızlığımızın durumunu çözecek bir hekime gidiyoruz. Evet, değil mi? Bir teşhis güzel bir koyuyoruz. Şekilde teşhisini konuyor. Ona göre teşhise göre ilaç veriliyor değil mi? Ve o zaman ne oluyor? Tedavimizi hakikaten düzgün bir şekilde yapmış oluyor. Bilinçli olarak yapmış oluyoruz. Bizde de aynısı olmalı. Örneğin ben şu saça hangi şampuanla, hangi krem ile, hangi bakımla yapılacağını bunu sadece bir profesyonel kuaför bilir. Bunu kuaförün dışındaki kafadan dolma, şununla bunu yapayım, bununla şunu yapayım olayını yaparsak saçın bir taraftan beslerken bir taraftan da kırıyoruz uçlarını. Ve saç aynı bir yaprak gibidir. Evet. Örneğin yeşilkene yaprak, tazeykene istediğiniz kadar bükün hiçbir şey olmaz. Ama zamanla kullandığınız ürünler saçı kuruttuğundan dolayı ve bununla birlikte ne yapıyor? Sıktığın zaman şakır şakır yaprak dökülüyor. Saç da aynı. Evet, değil mi? Uçlar kuruması, tamamen nem kuruyor. Kaybetmesi. Evet, nem kaybediyor, kuruyor. Ve böyle de olduğu zaman ne oluyor? İster istemez bu saç kuru diyor. Ondan sonra müşteri diyor ki ya benim saçlarım kuruyor. Evet. Kuruyor çünkü saça uygun olan bir ürünü kullanmıyoruz. Bir kere kuaförüne danışarak, bu işi bilen uzman kuaförüne danışarak bu işi yapmış olsa artık firmalar bu konuda çok güzel ürünler, her saç kalitesinin ne ait ürünler çıkartıyor. Değil mi? Saç yapısına göre de farklı farklı bakım uygulamak gerekiyor değil mi? Her saça aynı bakımda olmuyor. Asla değil. Asla değil. Her saçın mesela bir boyalı saçın bakımı, bir normal saçın bakımı, bir ince telli saçın bakımı, bir dalgalı saçın bakımı, bir asi saçın bakımı hepsi farklı bunların. Bunların da hepsi farklı olmamış olsa düşünün Allah bile bu saçları hep farklı yaratmış. Ne için farklı yaratmış? Bunun için farklı yaratmış. Çünkü bakımlar da farklı. Evet değil mi? İnsan yapıları gibi saçlar da farklı farklı aynen. ve ona göre de bakım gerektiriyor. Tabii ki aynen ona göre de tedavileriyle birlikte bunu yaparsa bu zaman hem müşterimiz saç kırılması şundan bundan söz konusu olmayacak. Evet. Ve şöyle bir şey söylediniz, saçın yıpranmasındaki en önemli faktör nem kaybı, saçın tabii. kuruması. Kullanılan evet. ürünler saçı kurutuyor, sonrasında da saç yıpranmış oluyor, kırılmış aynen. oluyor ya da tabii. bizim şimdi, ifademizde. Şöyle bir şey söyleyeyim, örneğin bir antibiyotikle tedavi edeceğimiz bir rahatsızlığı ağrı kesiciyle durdurabilir miyiz? Ağrı kesiciyle durdururuz ama ne kadar? Geçici olarak durdururuz. Ama onu geçici olarak durdurdukça ileride ne olur? Sana büyük sorunlar açar. Aynı saç da bu işte. Eğer saça uygun ürünleri kullanmasak ileride mutlaka
ona daha büyük sorunlar açacak. En azından saç kırılacak, kırıldıktan sonra onu ya kesip atacaksınız ya da bakım ürünleriyle tekrar düzeltmeye çalışacaksınız. Düzeltmek de çok zor saçı. Ne değil mi? Kırılan bir saçı, tamamen yıpranmış bir saçı düzeltmek... Hakikaten çok zor. Yani o kadar zor ki onun için başta her şeyi başta bilinçli olarak yaparsak işte bunları yaşamıyoruz. Mesela örneğin ben en basit şunu söyleyeyim. Sanatçılar düşünün gündelik saç boyuyorlar. Neredeyse diyebilirim haltada en azından. Ama hiç saçlarında bir şey yok. Niye? Ama saça uygun bakımı en güzel bir şekilde kullanıyor. En profesyonel salonlarda işini yaptırıyor. En iyi ürünlerle bu saçın bakımı yapılıyor ki böyle de olduğu zaman ne oluyor? Hakikaten bu saç sağlıklı. Hem hanımefendi sağlıklı olarak kullanıyor, hem kendi yüzü gülüyor, hem bizim yüzümüz gülüyor. Biz de o zaman yaptığımız iş ortaya çıkıyor. En azından saç kendini gösteriyor. Yaptığımız boyayla tutun veya föniyle tutun veya mizamplesiyle tutun veya topuzuyla tutun. Hepsi daha güzel gösteriyor. Bir kere saç bir bayanın aynası. Evet değil mi? Tamamen yüzünü, duruşunu, ifadesini değiştiriyor saç mutlaka ki. Peki... Yıpranmasını önlemek için son zamanlarda özellikle yağlara çok sık başvuruluyor. Ya da ekstra bakım ürünlerine, serum ve benzeri ürünlere. Bunların etkisi nedir saça? Kişi kendisi bunu tespit edip kullanabilir mi? Şimdi biz de eskiden hep yumurtanın sarısıyla, badem yağıyla saç bakımı yapardık. Ve bunların biz o zaman doğru olduğunu bilmiyorduk. Ve bugün bunların ne kadar yanlış olduğunu gördük, öğrendik. Neden derseniz, evet badem yağı saç için çok güzeldir. Bunu açık ve net söylüyorum. Ama o saçtan onu arıtana kadar bir sürü şampuan yapıyoruz, sabun yapıyoruz. Sabunla zaten artık saç yıkama denen bir şey kalmadı. Çünkü sabunla yıkadığın zaman o saça istediğin şekli verme söz konusu değil. Ama saça uygun bir şampuanla yıkasan da ne yapıyor? Bu sefer senin vermiş olduğun nemi tamamen ortadan kaldırıyor. Evet, bir etkisi olmuyor dolayısıyla. Asla olmuyor. Aksine daha kötü kurutuyor. Ama bunun yanı sıra biz şunu öneriyoruz. Saça uygun, hakikaten bakım ürünlerimiz var, kremlerimiz var. Bunları kullanırsak bu zaman saçı neredeyse bir hafta boyunca nemli tutacak ürünler var artık. Bu kadar profesyonel, bu kadar güzel ürünler var. Çünkü dünya artık çok güzel çalışıyor. Örneğin işte isim olarak kullanamıyorum. Vereceğimiz bir sürü ismi zaten halkımızda genel yapıyla biliyor. Bu firmalar sadece saç üzerine çalışıyor. Evet. Amacı saç. Yıllardır mesela ülkemizde dünyada 3-5 tane firma var. Sadece saç amacı. Evet, başka bir kozmetik ürünle ilgili sadece çalışma saç. Yapmıyor. Asla yapmıyor. Sadece saçla ilgili çalışma yapıyor. Onun için her yıl çok farklı ürünler çıkartıyor. Evet, her yılda gelişerek. Gelişerek devam ediyor. Dünya mesela ben 1973'te bu mesleğe başladığımda kuaförlüğe inanın bir firmanın kataloğunda 8-10 tane renk vardı. Hala o katalog bende durur hatıra olarak. Yani şimdi diyorum ki biz o 8-10 tane renkle bir sürü renk çıkartıyorduk. Evet, değil mi? Ama artık firmalar buna da gerek kalmadı. Diyor ki sen hiç uğraşma diyor. Senin yerine ben zaten uğraşıyorum diyor. Rengi getiriyor diyor ki al. İstediğin renk tonları kataloğuyla birlikte veriyor. Bunları biz size zaten sunduk. Evet, karışım renkler ana renkler hepsi mevcut. Hepsini mevcut. Beyazlarla ilgili renkler mevcut. Bilmem ne hepsi mevcut. Sen hiç uğraşma diyor. Biz sana ürettik diyor. Üretip veriyor. Evet, böyle imkanlar da tabii ki söz konusu. Renklendirme aynen. Demişken isterseniz bunu biraz açalım. Şöyle bir durum var. Kim saç yapısına boya iyi gelir, kim saç yapısına boya iyi gelmez. Doğru bir ifade midir bu? Yani şimdi boya iyi gelmez diye bir şey yok. Boya mutlaka saça hakikaten düzgün bir şekilde yapıldığı sürece besler. Bunu açık ve net söyleyeyim. Örneğin ben bir kuaförüm. Ben bile mesela saçlarım, mesela şu yanları beyaz, boyuyorum. Böyle bir şey olsa en azından kendim bunu yapmayacağım. Ama saça uygun rengi, mesela ben üstlerini boyamıyorum. Niye? Üstleri kendi rengim. Aynen kendi rengine uygun bir şekilde boyadığım için bir sorun yaşamıyorum. Yaşanmıyordu. Ama saçın aksine... Örneğin altılıkla kullanacağımız bir boyayı 12'likle kullanacağımız veya 9'lukla kullanacağımız boyayı tutup da 12'likle kullanırsak mutlaka bu saça zarar verecek. Nitekim birçok müşterimiz ben görüyorum parfümercilerden alıyor, boya alıyor. Onun üzerine işte tutuyor 12'liğini, 9'luğunu, 6'lığını ama bu saça hangisi olacağını bilmiyor. Sadece rastgele alıyor.
Ve ondan sonra saçı boyuyor, alıyor, boyuyor, saçı istediği şekilde olmuyor. Olmadığı zaman kuaföre geliyor, tekrar açıyor, boyanıyor. Ne oluyor? Saç yıpranıyor burada. Evet, böyle durumlarla da sıkça karşılaşıyorsunuz. Tabii, ne yazık ki sıkça karşılaşıyoruz. Bu sefer 10 liradan kaçarken 20 lira zararı oluyor. Hem saçını kaybediyor, hem artık bundan sonra o bakım ürünlerini hakikaten almak zorunda. Kullanmak zorunda. Eğer alıp kullanmıyorsa da gerçekten söylüyorum, o zaman istediği sonucu elde edemiyor. Zaten o rengi bile, bir boya bile eğer açtığımız bir saç gerçekten sağlıklı bir şekilde açamıyor isek, burada sorun yaşayacağız. Renkler istediğin rengi tutmayacak. Saç yıpranacak. Burada hep müşteri sıkıntı çekecek. Esasen müşterinin bunu bilmesinde fayda var. Ama en azından bunu müşteri gerçekten söylüyor. Birçok müşteri bunu biliyor. Evet, değil mi? Böyle bir seçicilik de oluştu bu konuyla ilgili, değil tabii mi? Yine gelişen çalışmalarla ilgili, evet, yapılan çalışmalarla ilgili sanıyorum, değil mi? Bunun yansımalarını da görüyorsunuz. Aynen, mutlaka. Şimdi ben mesela biliyorsunuz alışveriş merkezindeki salonumuz var. Alışveriş merkezindeki, hı, salonumuzda düşünün. Şimdi ben oraya hep çok açmayı düşünmeyen insanlardan biriydim. Neden? Kiraları çok yüksek, maliyeti bize çok yüksek. Ama sadece markamızın orada olmasını istediğimiz için biz buraya açtık bu salonu. Buraya açtıktan sonra bir şeyi gördüm. Kendine özen gösteren, hakikaten kendine değer veren birçok hanımefendi mesela merkezdeki salonlara gitmiyor. Ama bu tür AVM'lerdeki salonlara geliyor. Niye? Buradaki diyor ki adam, yani hakikaten burada sıradan birisi olsa buraya gelemez diyor. Gelemeyeceğini zaten biliyor o. Onun bilincinde. Kullanılan ürünleri görüyor. Hepsi A+ ürünler. Mesela bizim salonlarımızda kullanılan hepsi A+ ürünler. Hı hı. Dünya markası. Bugün dünyanın nereye giderseniz gidin A+'larda kullanılan ürünlerin aynısı bizim salonlarımızda. Evet. Böyle ürünler tercih ediyorsunuz. Tabii. Ediyorsun. Ben aynı zamanda Dünya Kuaförler üyesiyim mesela. Sürekli yurt dışına gidiyorum, geliyorum. Mesela geçen ay biz Amerika'daydık. Çok güzel günlerimiz geçti. Çok güzel bir eğitim aldık. İnşallah Karadeniz'e şu anda Kuaförler Akademisi'ni kurma kararı aldık. Evet. Bunlar da yapacağız. Çok güzel işler yapacağız. Evet, bu meslekle ilgili. Tabii bu meslek. Mi? Benim amacım hep gittiğim yurt dışında kaldığım yıllarda hep bu amaçla gittim. Sadece mesleğimle ilgili gittim. Mesleğimi ilerlettim. Orada başarılı olan arkadaşlarımızın ne kadar nasıl başarılı olmuş, nelerden başarılı olmuş, neleri yaparak başarılı olmuş. Hep bunları gözledim. Evet, hala da takip ediyorsunuz. Tabii hala da takip ediyorum ve ben görüyorsunuz üst salonumun içinde hepsine gündelik olarak gidip, hı-hı, gelen insanım. Ciddi buradaki anlamda bir emek söz konusu, çok değil mi? Çok büyük emek. Yani arkadaşlarımızı birebir salonlarımızda eğitimlere, eğitim uzmanlarımızı çağırıyoruz. İşte firmalarımız çok güzel, artık eğitim uzmanları var. Birebir uygulamalar olarak salonlarda eğitim veriyoruz, verdiriyoruz. Çünkü niye? Sadece benim başarılı olmam da yetmiyor bu işte artık. Evet. Başarı birlikte oluyor. Değil mi? Her şey bir ekip işi. Aynen, bu ekip işte işi. De yine böyle değil, aynen, mi? Aynen. Yani biz bu ekibi ne kadar elimizde bilinçli tutarsak, ne kadar sağlıklı olursa bizim için o kadar da müşterimize daha iyi hizmet veririz diye düşünüyoruz. Zaten hep bu düşünceyle geldik ve bu düşünceyle devam ediyoruz. Evet. Peki makyaja da isterseniz biraz değinelim. Tabii. Öncelikle nedir makyaj, nasıl yapılmalıdır? Şimdi şöyle bir şey, benim esas kanadım saç ama kuaför olduğum için makyaj da benim dalımda. Ama makyaj olayında örneğin Zeynep Hanım bizim salonumuzun, aynı zamanda benim eşim, salonumuzun güzellik uzmanı. Bunların bilgi vermesini daha doğru buluyorum. Ben çünkü makyaj konusunda çok bilgi verirsem onlar kadar sağlıklı bilgi veremeyebilirim. Bu sefer de yanıltmış oluruz toplumu. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Evet. Ama herkes kendi dalında konuşursa daha mutlu olurum diye düşünüyorum. Burada da yine işin uzmanları tarafından, tabii, gerçekleştiriliyor, yani, değil mi? Yüzdükine ben göre. Örneğin bir cilt bakımı kendim yapıyorum ama bir Zeynep Hanım'ın yaptığı cilt bakımını yapamıyorum. Ben fiilen yapıyorum. Ben ondan gördüğüm şeyi yapıyorum. Evet. Ama bir saç konusunda da her türlü uzmanlığım var. Saç konusunda, hı-hı, istediğimiz her şeyi konuşabiliriz. Her şeyin bilgisini bildiğim kadarıyla en güzel şeyini veririm. Ama bir makyaj olayında, makyaj da çok farklı bir şey. Çünkü günün bütün renkleri, işte fondötenden tutun, makyajından, göz kaleminden tutun, birçok dalı var. Bu konuda her ciltin bir de her ciltte aynı şeyleri biliyorsunuz yapamıyoruz. Evet. Yapılamadığı için bu konularda ben çok tecrübeli değilim, bilgili, evet, değilim. Dikkatli olmak gerekiyor, değil mi? Aynen. O yönde de bu konuda da bilgi verirken birçok insan şimdi bizi izliyor. Bilinçli olmakta yarar var diyorum.
Evet ve biliyoruz ki bizler toplumsal olaylara da duyarlı bir yapınız var. Bu tür organizasyonlarda kadına şiddet benim aklıma ilk gelen. Kuaförünüzde de vardı hatta o gün tasarladığınız saç modeli. Bu tarz olaylara da önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konuyu da isterseniz birazcık açalım. Şimdi ben bir bayana hizmet ediyorum. 73'ten beri az bir zaman değil, 85'ten beri de bu salon çalıştırıyoruz. Evet. Bana firmalardan işte kadına şiddete hayır bir program vardı Eskişehir'de. Program Eskişehir'de yapıldı. Buraya katılmamı istediler. Karadeniz'den birçok insanı davet ettiler. Ama Karadeniz'den kimse katılmadı. Karadeniz'den katılan tek salonuz Hollywood. Biz mesela salon olarak burada çok güzel bir saç yaptık. Hatta saçımız o günkü işte televizyonlarda olsun, basında olsun çok güzel geniş yer buldu. İşte yaptığımız saç da şuydu. Yani neden bir hanımefendinin başına kafesten güzel bir saç yaptık? Onun içine bir erkek resmi koyduk. İşte bu erkek resmini koymamızın sebebi şu. Bir hanımefendi eğer kafasında şiddet yapan erkeği hapsediyor. Ben bunu düşünerek bunu yaptım. Böyle bir şey tasarladım. Tasarlama buydu. Hakikaten bir erkek olarak eğer bir hanımefendiye şiddet yapıyorsa veya eşine şiddet yapıyorsa bu hanımefendi zaten beyninde o şiddet yapan erkeği hapsediyor. Belki gücü yeten var, yetmeyen var bu konuda. Ama beyninde hapsetmeyi biliyor ama. Benim yıllardır bayanlarla, bu şiddet gören bayanlarla konuştuğumuzda mesleğim icabı birçok şeyi insanlarla paylaşıyoruz. Bunlarla paylaştığım için bu fikir aklıma geldi. Ben o bayanların düşündükleri ve bana anlattıkları fikirle bunu yaptım. Ve evet, gerçekten gözlemleme fırsatı buluyorsunuz mutlaka ki. Çok da güzel oldu. Ve o kadar Türkiye genelinden birçok arkadaşımız için en azından farklı bir saçı biz yaptık. Bizim yapmamız da burada çok önemliydi. Gerçekten çok önemliydi. Makyajımızı yine Zeynep Hanım yaptı o günkü makyajımızı. Bilseydim keşke o görüntüleri de ekrana verebilirdik ama ben görüntü vereceğimi bilmediğim için şey yapmadım. Bunları da yapabilirdik ama gerçekten çok güzel oldu. Evet böyle bir toplumsal soruna da işaret etmiş oldunuz, parmak basmış oldunuz, hayal gücünüzü de kullanarak. Evet, belki birçok erkek arkadaşımız bize bu konuda kırıldı, kızdı. Yani nedir, erkekler asla biz bir erkeği böyle aşağılamak gibi bir durum yok. Kesinlikle böyle bir düşüncemiz hiç olmadı, hiç de olmayacak asla. Evet. Biz toplumun bir bireyleriyiz. Ben hayatım boyunca hiçbir kadın erkek olarak ayırmadım. Ben toplumda bir birey olarak biz bir insanız. Cinsiyet farklı bir şeydir. Biz bunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Cinsiyet sadece iki evli insan için geçerlidir. Ama onun dışında topluma çıktığımızda hepimiz bir insanız. Eğer birbirimize insan olarak bakarsak bu zaman zaten bu toplumda ne kavga olur ne de dövüş olur. Evet değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Bence böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü benim düşüncem bu. Mesela ben de dünyada bunu gördüm. Ha diyeceksiniz ki şiddet sadece bizim ülkemizde mi? Hayır değil. Dünyanın her yerinde bu var. Evet. Ama bizim kadar bu kadar baskın değil. Bizde biraz daha baskın. Ha dünyanın bir ucunda da var şiddet mutlaka. Ama bizim kadar baskın değil. Ama onlar bir şeyi aşmışlar artık. Artık onlar arkadaş olmayı, dost olmayı öğrenmişler. Evet değil mi? Biz biraz daha bu konuda girdiğiz ama ben inanıyorum ki Türk milleti çok akıllı ve zeki millet. Türk milleti dünyayı her zaman sollayıp geçeceğine bütün konularda inanıyorum. Evet bizim de tek temennimiz bu bu konuyla ilgili şiddetin son bulması, her türlü şiddetin aynen, son ben katılıyorum. Bulması. Umarız da öyle olur ilerleyen zamanlarda diyelim. İnanıyorum ben inşallah bu şiddetlerin de bundan sonra son bulacağını inanıyorum. Çünkü burada en büyük gerçekten basına düşüyor. Güzel şeyleri gösterip bu kötü şeylerin ne kadar yanlış olduğunu insanlar, gerçi bu eğitimiyle de ilgisi yok. Ben mesela birçok eğitimli, işte hani okumak çok güzel bir şey. Asla demiyorum okumayın kimseye. Ben hala okuyabiliyorsam, veya birçok insan hala 50 yaşından sonra üniversite okuyabiliyorsa demek ki okumak çok güzel bir şey. Bence herkes okumalı. Herkes okudukça çok daha şey kazanacağını düşünüyorum. Daha evet. Bilinçli olacak, daha rahat olacak, daha tecrübeli olacak. Ama
Şiddet şeyini ben hiçbir zaman bunun şiddetin kadını erkeği ayırmıyorum. Evet, şiddetin ufağı da var, büyüğü de var. Ama ben şiddetin hepsine karşıyım. Evet efendim. Peki bu mesleğe yeni başlayacak olanlar için önerileriniz neler? Şunu yapın, bunu yapmayın dedikleriniz var mı? Yani bence her şeyden önce yaptıkları işi bir kere sevmeli. Evet. Her İlk şeyden şart önce bu sevmeli. değil mi? Diğer mesleklerde de durum Aynen. bunun Yani böyle. bütün mesleklerde olduğu gibi sevmeli. Örneğin siz şu işi sevmezseniz buraya sabahın bu saatinde gelemezsiniz. Sevmeli. Biz mesela sabah ben her sabah kalktığımda 6'da kalkıyorum, 5'te kalkıyorum. Namazımı kıldım, doğru işime gidiyorum. Bir yürüyüş yapıyorum, işte bir spor yapıyorum. Ondan sonra doğru giyinip işime gidiyorum. Niye? Benim mesela çalışan birçok ekip arkadaşım bana diyor ki abi senin sabah sabah işin ne diyor. Veya müşterilerin de sabah sabah senin işin ne, sen patronsun. Patron diye bir şey yok. Ben dünyada şunu öğrendim. Patron sadece emrinde 150-200 tane çalışanı vardır. Kendisi de tepeye çıkar otur. Patron budur. Ama biz çalışan insanız. Ben de yanımdaki ekibiyle birlikte aynı saçı yapıyorum. Aynı salonda çalışıyorum. Aynı havayı soluyorum. Ondan dolayı bizde böyle bir şey yok. Herkes mesleğine saygı duysun. Mesleğinde Evet. En iyi nasıl olabilirim bunun mücadelesini versin. Evet. Başka bir şeyle uğraşmasın. O zaman daha çok başarılı olacak. Evet, peki yetenek gerektiren bir iş dışarıdan bakıldığı zaman sonradan da öğrenilebilir mi? Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bizde yetenek çok önemli. Yani biliyorsunuz bir saç tarıyorsunuz, saçı şu saçı her türlü şekle sokuyorsunuz. Bu bir yetenekten geçiyor. Tabii ki bunu baka baka öğreneceksin, öğrenmeden olmuyor. Ama bazen ben hep şunu söylüyorum, bir çıraktan bile öğreneceğim çok güzel şeyler var. Ben öyle genç kardeşlerimi görüyorum. İnanın benim yapamadığım çok güzel şeyi yaptığını görüyorum ve ona imreniyorum. Ve ondan bile benim öğreneceğim bir şey var diyorsam, ha biz de onu yapıyoruz ama şimdi o onu bir kere tasarlamış beyninde. Ona o el becerisi daha çok güzel yatmış. Evet. Bu arkadaşlarımız var, bu gençlerimiz var. Halbuki ise bizim gençlerimiz emin olun çok bambaşka, çok becerikli gençlerimiz var. Ama imkanlar tanınmıyor bazen. Fırsatlar verilmiyor. Fırsatlar verildiğinde çok güzel şeyler yapıyor. Ben onun için genç ekibiyle çalışmayı en çok istememin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Evet. Kız meslek liselerinde mesela ben Bursa'da kız meslek lisesinin birisinde bir söyleşi yaptık. Orada bu kuaför öğrencilerinin içinde öyle gençler vardı. Aşağı yukarı 40 kişilik bir salondu. Ama içinde 8-10 tane bir gençleri gördüm. İnanın imrendim. Evet, böyle yani böyle de yetenekli insan var. Gelecekte bu insanlar çok farklı. Mesela ben yurt dışında 20 tane bir bayan arkadaşımı tanıyorum. 3 katlı bir salon kurmuşlar. Her biri böyle sizin gibi boylu boslu çok güzel bayanlar. Kendilerini hem manken olarak kullanıyorlar, hem kuaför olarak kullanıyorlar. Bütün yarışmalara da birlikte katılıyorlar. Evet, hem de gösteriyorlar yaptıkları Gösteriyorlar yaptıklarını. İnsanlarla paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar. Örneğin birisi kesimde çok iyiyse, kesimde kim iyiyse o dalda giriyor. Öbürü topuzda kim iyiyse o dalda giriyor. Makyajda kim iyiyse o dalda giriyor. İnanın ben çok imrendim. Evet, yine bir ekip çalışması. Aynen bir ekip çalışması gördüm. Ben de şimdi hep eşime ve çocuklara hep bunu söylüyorum. Diyorum ki bakın işte böyle böyle hatta ben onun videolarını çektiğim şey yaptım. O yarışmada ben de vardım ama çok hoşuma gitti. Ve imrenerek baktım. Çok güzel. Ve bayanlar hep de şunu söylerler işte birbirini çeken değil. Biz bir kere ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Biz ne yapacağız? Düşüncemiz bu olmalı. Biz kuaförlük yapacağız. O zaman bu kuaförlükte en iyi nasıl olacağız? Evet. Bunun esas, en iyi beş parmağın beşi bir değil. Bak hepsi farklı. İşte biz insanoğlu da buyuz. Hepimiz farklıyız. O zaman hangimiz hangi dalda farklıysak o dalı daha iyi kullanalım. Benim örneğin kesimde topuzda çok iyiyimdir, boyada çok iyiyimdir, röflede ama öbür yandaki bir başka dalda iyi değilimdir. Ama ben bunu öğrenemeyeceğim anlamına gelmiyor ki. Ben de o dalda kim iyiyse bundan evet, öğrenirim. Değil mi? Ama benim dalımda ben mesela topuzda çok iyiysem ben de ona topuzu öğretirim. Her şeyin bir tekniği var. Tekniğini evet. Bildikten sonra gerisi zaten çorap söküyor gibi geliyor. Evet ve meslek olarak da şöyle bir durumu var kuaförlüğün. Direkt olarak ilişki kuruyorsunuz insanlarla değil mi? Bu yönünden birazcık da bahsedelim isterseniz. Nasıl bir iletişim söz konusu müşterilerinizle? Yani şimdi şöyle bir şey var. Biz bir yerde psikoloğuz.
bize... Evet, hiç damar... konuşulmayanlar değil mi? Kuaförlerde konuşulur. Evet, bize eşine kızabilir, sevgilisine kızabilir, arkadaşına kızabilir, dostuna kızabilir, babasına kızar, anasına kızar, kardeşine kızar. Ama gelir kuaför salonunda hakikaten eğer ona çok güzel bir şekilde onun o rahatsızlığını hissedip, onun güzel bir şekilde ilgilenip, onunla güzel bir söyleyişi yapabiliyorsak emin ol o müşteri mutlu bir şekilde gidiyor. O günkü yanlış bir şey yapmasını biz engelliyoruz. Evet. Bugün birçok müşterimizle biz her türlü şeyi konuşuyoruz. Biz siyasetçi değiliz. Bizim siyasetimiz ekmeğimiz. Evet. Ekmeğimiz olduğu için biz zaten ekmek paramız için mücadele ettiğimiz için biz kalkıp kimsenin aleyhinde konuşmuyoruz. Konuşmadığımız için en azından müşterimizle biz her şeyi paylaşabiliyoruz. Evet, değil mi? Dinliyorsunuz. Tabii onu. Dinliyoruz. Böyle bir sıcak ortam olmuş tabii, oluyor dolayısıyla. Yani bizdeki sıcak ortam. Çünkü bugün bir bayanın bir saç boyadığını düşünürseniz normal basitten en basit bir saç boyasını düşünün. 1,5-2 saati bizde geçiyor. Evet, bu da iyi bir zaman dilimi gün içinde. Tabii ki iyi bir zaman dilimi. Ne oluyor? Burada birçok şeyi paylaşıyoruz. İşte yapacağımız boyanın renginden tutun. Hanımefendinin işte ne iş yapıyorsa çalıştığı işinden tutun. Evet, böyle paylaşımlar oluyor. Birçok paylaşımımız var. Bu paylaşımımızla birlikte paylaştıkça ne oluyor? Her şey çoğalıyor, zenginleşiyor. Biz evet. Bu konuşmamızı zenginleştiriyoruz. Evet ve şöyle de bir durum var bu meslekle ilgili. Sürekli bir değişim söz konusu olmuyor. Kişinin bir kuaförü varsa yıllarca ona gidebiliyor değil mi? Aynen. Eminim böyle müşterileriniz de var. Şimdi, yıllardır sizi tercih eden. Benim yaklaşık 28-30 yıl oldu salonum açalı. 28-30 yıldır hala müşterilerimin çocukları büyüdü. Birçoğunun çocuğu evlendi. Birçoğunun torunları oldu. Birlikte biz bunları birlikte emin olun çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Mesela birçok müşterimin çocuğunun dünyaya geldiğini, oğlunun, kızının dünyaya geldiğini ve bugün onları evlendirirken o mutluluk çok farklı bir duygu. Evet. Evet, eski olmanın da bazen bu. Evet. İşte o zaman hep şunu söyleyeyim. Yaşlandığımızı o zaman diyorum, bu kadar yaşlanmış mıyız ya, bu kadar olmuş mu? Ve farkında değiliz. Peki unutamadıklarınız var mı bunların içinde? Ya olmaz olur mu? Mesela geçen seneydi yanılmıyorsam postanede çalışıyordum. Nurcan Hanım diye bir müşterim vardı. Kızı geldi. Uzun zamandır görmüyordum. Hekim olmuş. Evet. Gelin saçını yapıyorum. Kızımız şunu söyledi bana. Abi beni tanıdın mı dedi. Evet Simayen tanıyorum ama nereden? Bana söylediğinde emin o şok oldum. Yani bunun gibi birçok örneklerimiz var. Birçok şok olduğumuz durumlar var. Çünkü gençler büyüyor. Büyüdüğü için değişebiliyor. Tanımamız söz konusu değil. Ama biz hep aynıyız. Bir kere bir insan 25-30 yaşından sonra hep aynı kalıyor. Zaten yaşlanıyor ama gençleşmiyor. Evet. Bu yönlerde evet çok değerli insanlar var. Çok değerli çocuklarımız büyüyor. Onları görüyoruz. Onları ya evlenirken görüyoruz ya özel gününde görüyoruz. Çok güzel bir şey. Evet, böyle paylaşımlarınız aynen, oluyor. Aynen. Hep özel günlerde de tercih edildiğiniz aynen. için de değil mi? Böyle bir avantajınız da var düğünlerde, özel günlerde. Sizin yanınızdalar. Tabii, çünkü biz örneğin gelin saçlarında, özellikle nişan saçlarında insanların özel günü insanlar için çok özel. Gerçekten hepimiz için çok özel, özel günler. Çünkü bizim en azından yılların tecrübesi var. Çok güzel mesela bakın daha sezon açılmadan şu anda gelin saçlarının bütün 2014-2015 yılı gelin saçlarının çalışmalarını yapıyoruz. Ve bize şu anda gelin saçlarının çalışmalarını yapmamız için örneğin birçok mankenimiz geldi. Geçen gün yine alışveriş merkezimizde çok güzel biliyorsunuz sanatçılarımız geldi. Çok güzel şovlarımız oldu. O saçların hepsini kendim yaptım mesela. Niye? Onlar için de çok önemli. Evet değil mi? Tabii onlar için de önemli. Çünkü o sahneye çıkmak, oradaki bir de AVM biliyorsunuz çok farklı bir noktada. İşte oraya gelen insanlar da çok böyle şey değil. En azından o şova katılanlar veya işte oradaki gösteriler onlar için çok önemli. Bizim için de çok önemli. Evet. Çünkü en azından oradaki yaptığımız o sanatı görmek, sergilemek hakikaten çok önemli. Evet ve mutluluklarını paylaşıyorsunuz. Bu da sizin mesleğinizin sanıyorum aynen. değil mi? En güzel yönü. Yanı, yönü.
Evet. Peki son olarak neler söyleyeceksiniz? Kapatıyoruz programımızı yavaş yavaş. Vallahi ben önce bu güzel program için, sabah sohbeti için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size ve ekibinize, hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah memleketimizde önümüzde seçimler de var. Hepimiz için hayırlı olur. Memleketimiz için hayırlı olur. Çünkü bu memleket bizim memleketimiz. Türkiye Cumhuriyeti dünyada çok önemli bir noktada. Çok önemli olmalı. Biz Avrupalıları hepsinin çok üstünde zeki insanlarız. Türk milleti hakikaten zeki. Ama bu zekiliğimizi daha güzel bir şekilde, daha üst seviyelerde görmek istiyorum. Ben ülkemden hep bunu istiyorum. Ama özellikle artık savaş, kan dökülmesini, kavgayı, dövüşü hiç istemiyorum. Barışçı bir dünyada yaşamak istiyorum. Çoluğumuzla, çocuğumuzla hep birlikte diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok sağ olun. Bizler de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Devamını diliyoruz başarılı çalışmalarınızın da. Ekip arkadaşlarınıza ve size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyenler, bugün sohbetimizde kuaför Hasan Bişkin'i ağırladık ve gerçekleştirdiğimiz sohbeti burada noktalıyoruz. Günaydın Anadolu programı yarın sabah yine aynı saatte sizlerle olacak. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.